Mehmet. Hani şu Hasan abinin bahsettiği arsa var ya, bir ara ona gidip bakalım diyorum. Ha. Olur, bakalım. Gerçi fiyatı bana biraz fazla gelmişti ama bakarız yine de. Ama arsa sahibi de makul bir adammış. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Eyvallah. Başka bir arzunuz var mı abi? Sağ olasın hadi. En azından diyorum, belli silahlı adamlarla uğraşmaktan daha iyidir. Filiz, ben de çok meraklı değilim. Yani çok mu hoşuma gidiyor zannediyorsun bu tip adamlarla muhatap olmak? Bir şey demiyorum Mehmet, tamam. Demedin ama geldiğinden beri imalı imalı konuşuyorsun. Ama dün akşam yaşadıklarımız da hiç de normal sayılacak şeyler değil Mehmet. Filiz, ne normal ki? Bak, sana bir daha söyleyeceğim. Ben bu tip olaylardan uzak durmaya çalışıyorum, hele böyle adamlardan. Ama şu arsa olayında sen de yakinen yaşadın. Bu ülkede öyle olaylar takım elbise giyip masa başında yapılmıyor. Veya yaptırmıyorlar işte. Yani senin ne düşündüğünün pek bir önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha üstüne gelsen. Bu ülkede iyi iş yapmak, iyi para kazanmak, iyi silahşör olmaktan geçiyor diyeceksin. Ya sabır, ya sabır Allah'ım ya. Selam millet. Hoş geldin Aysin. Hoş buldum canım. Merhaba Mehmet. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay buldun mu Aysucuğum? Elimle koymuş gibi. Nasılsın Mehmet? İyidir, idare ediyoruz. Siz nasılsınız? Siz ha? Çoğul olayına girmişiz. Mehmet çok tanımadığı insanlarla öyle konuşur Aysucuğum. Benim işim bitti, istersen kalkabiliriz. Tamam, sen nasıl istersen. Ha, gece evde doğum günü partim var. Sizi de bekliyorum. Aysu, bakıyorum sen de pek bir stand-up modundasın bugün. Yok canım, ben siz derken seni ve onu kastettim. Bak, gelmezsen darılırım ha. Tamam, bakarız. Mehmet, eğer gelmeyi düşünürsen, bu bizim geçen sefer çay içtiğimiz kafe var ya, orada buluşuruz, birlikte gideriz, tamam mı? Tamam, tamam. Söz verdim, bak ona göre. Harika, gece görüşürüz. Tamam. Görüşürüz Mehmet. Güle güle. İyi günler.